Değerli arkadaşlar, Vicdan ve Adalet nöbetimizin 19. gününde, Van nöbetimizin 5. gününde ev sahibi kadın milletvekili olarak sizlere sesleniyorum. Nöbetin 5. gününden vicdan ve adaletin sesini bugün kadınlar yükseltecek. Vicdan ve adalet nöbetine duran bütün kadın milletvekili arkadaşlarım adına ve bugün aramızda olan Adana milletvekilimiz Sayın Meral Danış Beştaş ve Urfa milletvekilimiz Sayın Dilek Öcalan adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, kadın gündemli nöbetimizde bugün aramızda olan kadınlar var. Onları sizlere tanıtmak isterim. Aramızda kadına yönelik şiddetle mücadele eden, çocuğa karşı her türlü zulme ve sömürüye, istismara karşı duran kadınlar var. Aramızda kadının yaşamda var olması mücadelesi yürüten kadınlar var. Savaşsız, sömürüsüz bir dünya isteyen kadınlar var. Yaşadığı yerde, yüzleştiği her alanda kendi sözünü söyleme çabası yürüten kadınlar var. Yerel yönetimlerde kadına dair her türlü kararda kadının gözü olması düşüncesi olan ve mücadelesi veren kadınlar var. Aramızda yerel siyasetten kadınlar var. Hava kirliliğinden su kirliliğine, çevre kirliliğinden güzel bir kent görünümüne mücadelesi yürüten yerel siyasetten yerel yönetici kadın arkadaşlarımız var. Yerel kültürel zenginlikleri korumaya çalışan arkadaşlarımız var. Yine aramızda siyasi partilerde masa başında ve erkekler tarafından sadece temsilde görünsün diye değil ama eşit temsil gözetilerek ve kadın fikriyle bir araya gelmiş siyasette söz sahibi kadınlar var. Yine aramızda savaşa dair, savaşa dur diyen, kararlılıkla dur diyen en kıymetlisini, biricik evladını toprağa teslim etse dahi barış deme erdemini gösterebilen, barış iradesiyle barış mücadelesi yürüten çok kıymetli, ellerinden, yüreklerinden öptüğüm çok değerli barış annelerimiz var. Özel olarak onlara ve bütün kadın mücadelesi yürüten değerli kadın arkadaşlarıma binlerce kez selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli arkadaşlar, bugün yine fiziken aramızda olamayan kadınlar var. HDP'nin eş genel başkanı olarak seçtiği 7 Haziran ve 1 Kasım'da Van'ın %75'inin oy vererek işaret ettiği, seçtiği meşru temsilcisi Sayın Figen Yüksekdağ ve Sayın Tuğba Hezer burada değiller. Figen Yüksekdağ, demokratik siyasetten 4 Kasım darbesiyle koparılmaya çalışılmış, haksız ve hukuksuz olarak önce milletvekilliği, sonra da genel başkanlığı ve üyeliği düşürülmüştür. Ama bu haksız kararın Vanlı kadınların, Van halkının ne vicdanında, ne yüreğinde, ne düşüncesinde, ne fikrinde hiçbir hükmü ve karşılığı yoktur. Siyasi rakiplerinin bu kararı alması açık bir saldırıdır. Figen Yüksekdağ tek başına bir kişi değil, milyonların tercihidir. Biz kadınların iradesidir. Yine Sayın Tuğba Hezer, parlamentonun en genç kadın milletvekilinin milletvekilliği sıfatı da parlamento tarihinin 90 yıl boyunca eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle düşürülmüştür. Bu siyasi darbe biz kadınlara gözdağı verme niyeti taşıyor. Biz kadınları siyasetten koparmaya çalışıyor. Bizlere ders vermeye çalışıyorlar, gözümüzü korkutmaya çalışıyorlar. Yine bugün Çağlar Demirel, Selma Irmak, Burcu Çelik, Aysel Tuğluk, Sabahat Tuncel, Gülten Kışanak şahsında yüzlerce siyasetçi kadın yoldaşımız rehin alınmış durumdadır. Kadın siyasetçileri tutuklayarak, milletvekilliklerini düşürerek, görevlerinden alarak bizlere geri adım attıramayacaksınız. Çok iyi bilmeniz gerekir ki bir adım dahi geri atmayacağız. Kimliğimizi, özgürlüğümüzü kazanana kadar, bu topraklardan kötülük yok oluncaya kadar, barışı getirene kadar kimseye boyun eğmeyeceğiz. Burada olan
olamayan belediye eş başkanlarımız, DVP'li, DVP il eş başkanlarımız var. Burada olamasa da yüreğinin bizlerle attığını çok iyi biliyoruz. Diba Keskin, Zilan Aldatmaz, Yıldız Çetin, Evin Keve, Sevinç ve Caziye başkanlarımıza binlerce kez selam olsun. 34 belediye eş başkanı, 34 belediye kadın eş başkanı kadın arkadaşımızı, yüzlerce parti çalışanı, üyesi, gönüllüsü tutuklanarak siyaset alanından uzaklaştırılmıştır bugün. Sırf kayyum atamak için sudan sebeplerle, hukuksuz sebeplerle başkanlarımız tutuklandı ve görevlerinden alındı. Hukuk tanımayanlar demokrasiden, hakkaniyetten nasibini alamamışlar, halklarımızın iradesini gasp etmiştir. Bu kadar saldırının olması aslında hiç tesadüf değildir. Çünkü biz çok büyük bir kadın partisiyiz. Çünkü biz onların iktidarlarını sarstık. Çünkü biz onların bütün kodlarını alt üst ettik. Çünkü biz yaşamın ta kendisiyiz. Çünkü biz vicdanız. Eşitlik istiyoruz, adalet istiyoruz. Toplumun özgürlüğünün şifresinin kadınların özgürlüğü olduğunu biliyoruz. Ve doğru yoldayız. Bundan eminiz, bizler doğru yoldayız. Bu kadar saldırı büyük ise biz işte o kadar doğru yoldayız ve devam edeceğiz. Bugün çok kıymetli kadın yoldaşlarımız açık cezaevi görünümünde olan bu alana bütün bariyerleri aşarak, bütün ablukaları kırarak içeri geldiler. Kadınlara bariyer, kelepçe, baskı, sürgün işlemediğini burada vicdan ve adalet nöbetinde gösterdiler. İyi biliriz ki devlet zulme soyunduğunda kadınlar direnişi giyerler. Bugün bu alanda direnişe duran kadınların fotoğraflarına bile tahammül edemediler. Bir kez daha bu alandan sesleniyoruz. Figen Yüksekdağ, Tuğba Hezer, Nursel Aydoğan. Biz kadınların iradesidir. Aynı zamanda tutuklu belediye eş başkanlarımızı vicdan ve adalet nöbetinden bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi partimiz HDP'nin doğrudan belediyesi olamasa da partimizin en büyük bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi'nin 103 belediyesinin neredeyse tümünde eş başkanlık sistemi uygulanıyordu. Ve ayrıca il genel meclisi ya da belediye meclisi üyeliklerinin de %50'si kadınlardan oluşuyordu. Fakat hukuksuz bir şekilde belediyelerimize halkın iradesi çiğnenerek atanan kayyumlar nedeniyle şu an bu durum tümüyle değişmiştir. Atanan kayyumların ilk işi belediyeler bünyesinde geliştirilen kadın dernek, kurum ve destek evlerini kapatmak olmuştur. Ayrıca belediye eş başkanları kadın erkek fark etmeksizin sadece eş başkanlık yaptıkları için ayrıca yargılanmaktadır. Devlet eş başkanlığı resmi olarak kabul etmediğini söylüyor, tanımadığını söylüyor. Ama tutuklayınca kadın eş başkanlarımızı da sırf eş başkan olarak bizler tanıdığımız için, meşru gördüğümüz için tutuklamaya devam ediyor. DVP belediyelerinde yer alan kadın politikaları müdürlüklerinin tümü kapatılmıştır. Kadın tekrar böylece kamusal alanın dışına itilmiş ve kadınlara destek sunacak bütün mekanizmalar ortadan kaldırılmıştır. Yerel yönetimlere bağlı kadın sığınakları ve kurumlarının neredeyse tümü kapatılarak kadın dayanışmasının önü de kapatılmaya çalışılmış. Şiddet gören kadınlar tekrar şiddet gördükleri mekanlara dönmeye zorlanmış ve o alanda hapsedilmeye çalışılmıştır. Kültür, dil, sanat kurumlarının tümü kapatılmaya çalışılmış. Hem kadınlar toplumsal yaşamdan dışlanmış hem de asimilasyon uygulamaları yeni bir aşamaya gelmiştir. Binlerce kadın personel işten atılarak kadınlar kamusal çalışma yaşamından dışlanmış ve erkek cumhuriyeti belediyeler somutunda yeniden dizayn edilmiştir. Eş başkanlık sistemimizde kriminalize edilerek eşit temsille birlikte eşit bir yaşamı inşa etme boyutu tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve bir erkler ve erkekler iktidarı yeniden üretilmiştir. Sadece o halde kapatılan
24 Kadın Derneği var. O hali devlete, kendimize ilan ediyoruz diyenler açıkça yalan söylüyorlar. O hali kadınlara, çocuklara, muhaliflere, eşitlik talep eden bütün halklara ilan etmişlerdir ve son sürat bu dayatmalarını uygulamaya devam ediyorlar. Değerli arkadaşlar, kadın dernekleri ve bu kadar çalışma yürüten dernekler, kurumlar kapatılarak şu çalışmalar yarıda kalmıştır. Size buradan kısaca tekrar etmek istiyorum. Okulları ziyaret eden ve çocuklara istismara karşı mahremiyet eğitimi veren çalışmalar yarım kalmıştır. Bölgede öne çıkan sorunlarla ilgilenen savunuculuk rolleri yarım kalmıştır. Hukuk desteği, şiddet desteği, psikolojik şiddet eğitimleri ve bu alanda destek veren çalışmalar yarım kalmıştır. Çocuk yaşta evliliklere karşı mücadele yürüten çalışmalar yarım kalmıştır. Aslında bu derneklerin ve kurumların kapatılmasıyla cinsel, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete uğrayan kadınların başvurabileceği ve destek alacağı kadın kurumu neredeyse kalmamıştır. Ve medyaya uygulanan sansür ve kapatma ve baskı sonucu dünyanın tek kadın gazetesi olan Jinha kapatılmıştır. 2008 yılında iş yerlerine ait zorunlu kreş sayısı 487 iken 2015 yılında bu sayı 50'nin altına düşmüştür. Yine sığınaklar kapatılmıştır. Ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca desteklenen boşanma danışmanlığı merkezleri 81 ilin tümünde kurulmuştur. Bu merkezler yüksek şiddet oranına rağmen kadınları boşanma davalarından, kararlarından, kendilerini savunma haklarından caydırmaya ve vazgeçirmeye yönelik danışmanlık hizmeti yürüten merkezlerdir. Değerli arkadaşlar, sadece Van'da 5 kadın merkezi kapatılmıştır. Kayyumlar aslında AKP hükümetine sadakatinde kadın politikalar bakımından bir ortak sözleşme yürütüyor gibidirler. Kayyumların kadın düşmanı ve cinsiyetçi politikaları işten çıkarma ve ihraç, kurumların kapısına kilit vurma, kadın çalışanların yerini değiştirme, kadın birimlerin yönetimine erkek memurlar atama gibi çok dilli belediyecilik anlayışını yasaklama, kadın parklarının adını değiştirme, kadın kurumlarına başvuran kadınların dosyalarına el koyma ve o kadınların binbir emekle hazırladıkları, biriktirdikleri arşivlerini yok etme şeklinde olmuştur. Ayrıca kayyumlar kentlerin tarihi hafızasına da saygısızlık etmişler ve parkların, caddelerin isimlerini halka rağmen değiştirmeye devam etmişlerdir. Değerli arkadaşlar, kayyum atamalarıyla beraber dediğimiz gibi 85 belediyeye valiler ve kayyumlar atanmıştı. DBP'nin 85 belediyesine. Valiler ve kaymakamlar atanmış memurlardır. Ve o kentlerle ya da beldelerle bağları sadece 3 imzaya bağlıdır. 3 imza ile atanan memurlar atandıkları yerlerde halkın taleplerine kayıtsız kalarak tam aksine halkı gelecek, toplumu gelecek politikalara da imza atmışlardır. Artık hiç kimse kendinden bir parça görerek belediyelere gitmiyor. Bütün belediyeler şu an karakollara dönüştürülmüş durumdadır. Değerli arkadaşlar, biz kadınlar vicdan ve adalet nöbetini sahipleniyoruz. Ve neden tutuyoruz bu nöbeti biliyor musunuz? Çünkü en çok kadınlar vicdansızlığa ve adaletsizliğe maruz kalıyor. En yakını tarafından katledilen, işkenceye varacak düzeyde şiddet gören, işkenceye maruz kalan, tacize, tecavüze maruz bırakılan, onursuzlukla yatılan, mobbinge güvencesiz işe ya da yoksulluğa mahkum edilen biz kadınlarız. Bu yüzden vicdan ve adalet kadınların en temel talepleridir. Toplumda vicdansızlığı doğuran, toplumu çürüten ve yozlaştıran tecavüz, cinayet, çocuk istismarları ve savaşlardır. Tüm bunları dayatan, koruyan, besleyen ve büyüten işte erkek egemen sistemdir. Bu sistemi ancak kadınlar dur diyebilir. İşte bizler bunlara dur diyenleriz. Bunlara dur diyen kadınlarız. Ve biz kadınlar vicdan ve adalet nöbetinin esas sahipleriyiz. Saldırılara, irademizi teslim almalarına asla izin vermeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, birkaç gündür Van T tipi cezaevindeki saldırılar hepimizin
gerçekten canını yaktı. Oradaki saldırılar sonucu kadın arkadaşlarımız protesto etmek için saçlarını kazıttılar değerli arkadaşlar. Dört duvar arasında yapabilecekleri en önemli direnci göstererek, protesto ederek saçlarını kazıttılar. Onlara dayatılan onursuzluğa karşı durdular. Çünkü o saldırı kadın kimliğine saldırıdır. Yine birkaç gün önce Elazığ T tipi cezaevinde saldırıya uğrayan Zilan Aldatmaz Başkanımızı anmadan geçemeyeceğim. O konuya değinmeden geçemeyeceğim. Zilan Başkanımız tutuklu bulunduğu Elazığ cezaevinde başka kadın mahkumlarla birlikte 40'a yakın gardiyan tarafından tartaklanmış, darp edilmiş, merdivenlerden atılmıştır. Ağır darbeler almasına rağmen reviri dahi olaydan birkaç gün sonra kaldırılmıştır. Seçilmiş bir belediye eş başkanına bu pervasızca yaklaşımı sergileyenler hadlerini aşmışlardır. AKP hükümetinin cezaevlerinde uygulamaya soktuğu işkence rejiminin sonucu işte en çok cezaevlerinde ortaya çıkıyor. Zilan arkadaşımıza buradan geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Hani seçilmişler atanmışlardan üstündü? Bu gardiyanlar bu cesareti nereden alıyorlar? Bu hadsizliği yapanlar kimseye güvenmesinler. Bu iktidar gelip geçicidir. Keser döner, sap döner. Gün gelir, devran döner demişler. İşlenen her suçun hesabını yargı huzurunda vereceksiniz. Biz bu hesabı sormaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, yine yeri gelmişken 157 gündür açlık grevinde olan ve şu an haksız yere zindanda tutulan sevgili Nuriye Gülmen'i de anmak istiyorum buradan. Sevgili Nuriye, ihraç edilen 10.000'lerin vicdanında bu ihraçları kabul etmeyen milyonların sesi olmuştur. Haksızlığın karşısında sessiz kalmamıştır. Kadının direnme gücünü ve cesaretini göstermiştir. İşimi istiyorum gibi çok haklı bir taleple meydanlara çıkmış ve bu bütün baskıyı göğüslemiştir. Bu faşizme karşı Semih ile beraber tüm çıplaklığıyla bu faşizmi ortaya çıkarmıştır. Orada Yüksel Caddesi'nde ses verdiği için sadece insan hakları anıtı bile tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir uygulamayla gözaltına alınmıştır. Bir anıt dahi gözaltına alınmıştır. Buradan Nuriye yoldaşımıza sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Değerli arkadaşlar, son birkaç yıldır yaşatılan ağır savaşı hepimiz net bir şekilde görüyoruz. Savaş çürütür. Barış günlerini özlüyoruz. Çünkü savaş hepimizi tüketiyor. Toplumun tüm kesimlerini doğrudan yola ya da dolaylı olarak etkiliyor. Can kayıpları, zorunlu göç, yakılan şehirler, kültür talanı, işsizlik, yoksulluk. Peki sadece bizi mi etkiliyor bunlar? Hayır. Canlı yaşamı da yok ediyor. İşte birkaç gündür Dersim ormanları cayır cayır yanıyor. Dersim ormanlarıyla birlikte insanlığın vicdanı yanıyor. İnsanlık yanıyor. Orada ceylanlarla, karacalarla, kuşlarla, kekliklerle, ağaçlarla beraber bütün insanlık yanıyor. Orada yaşam yok ediliyor, Dersim yok ediliyor. Geniş ormanlık alanları içine alarak, yaygınlaştırarak devam eden bu yangın hepimizin kaygısını artırıyor. Bu operasyonların ve vicdansızlığın aslında tek amacı var. Dersim coğrafyasını yaşanılmaz hale getirmek. Biz bu filmi çok gördük. Dün Lice'yi yangınlarla yok etmek isteyenler bugün Dersim'i öldürüyorlar. Basın bu felaketi görmezden geliyor veya yazması engelleniyor. Öncekilerde olduğu gibi devletin güvenlik güçleri Dersimlilerin yangınları söndürmeye gitmesini engelliyor. Bu da yetmezmiş gibi yandaş kalemlerine Dersim'de yangın yok diye yalan söyletiyor. Halkı kandırıyorlar. Bu onursuzluktur. Heyetlerimiz Dersim'de yurttaşlarımızın anlatımları var. Kendilerinin çektikleri görüntüler var. Ve halk orada kendi elleriyle yangını söndürmeye çalışıyor. Ama siz ne o yangının bilinmesini istiyorsunuz ne de sönmesini istiyorsunuz. Devlet eliyle Dersim öldürülmek isteniyor. Değerli arkadaşlar, biz kadınlar toplumun özgürlüğünün kadın mücadelesi vermekten geçtiğini biliyoruz ve mücadele ediyoruz. Güçlüyüz ve dimdik ayaktayız. İşte buradayız. Binlercesini alsanız da, tutuklasanız da, baskı da yapsanız, her ne yaparsanız yapın,
bitmeyeceğiz. Bir kişi kalsak dahi bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Her türlü baskıya rağmen bizim kararlılığımıza değişen tek bir şey yoktur. Yine birlikteyiz, yine beraber yürüyoruz. Baskının, zulmün aslında hiçbir sorunu çözemediğini hepimiz biliyoruz. Onlar da biliyorlar. Ve inanıyoruz ki vicdanlar kazanacak. İnanıyoruz ki insanlık kazanacak. İnanıyoruz ki bizler kazanacağız ve mutlaka kazanacağız diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.